Herkese selam arkadaşlar. Ben proje ekibinden Ozan. Kripto dünyasında temel analiz serisinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kripto sektöründeki projelerin sınıflandırmasını sunacağım ve bizler için önemli noktalardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak bir projenin tüm belgelerine, tüm dokümanlarına ulaşıp sınıfını belirlemeliyiz. Projenin whitepaper'ları bize bu konularda bilgi verecektir. Whitepaper'lara projelerin ana sayfalarında veya e, belirli medium linklerinde ulaşabilirsiniz. Sınıfını belirleyip ona göre aynı kategorideki projelerle karşılaştırmalar mutlaka yapmalıyız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir husus, eğer sektörde fazla tecrübeye sahip değilseniz okuduğunuz whitepaper'lar sizi ciddi şekilde şaşırtabilir. E, White paperlar da zaten yatırımcıyı etkilemeye yönelik yazılan dokümanlardır arkadaşlar. Acele etmeyin ve inanın ki bulduğunuz alanda zaten birçok proje mevcut olacaktır. Bu yüzden kategorilere hakim olup o sınıftaki projelere de aşina olmanız gerekmekte. Amacımız sektöre yenilik getirecek e, veya var olan bir sorunu çözmeye yönelik projelere ulaşmak olacak. Hatta e, bir amacımız da diğer videolarda değineceğim trend kategorilerini öngörerek hareket etmek olacak. Her kategoriye hakim olmanız biraz zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir sizin için. Kendi analizlerinize göre birkaç tanesini belirleyip onlar üzerinden derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ama yine de genel olarak hemen hemen hepsiyle ilgili az da olsa fikriniz bulunsun arkadaşlar. Kripto paralarda CoinMarketCap verilerine göre 145 adet kategori mevcut. Fakat ben bunları birleştirerek 11 tane sınıf altında topladım ve bunları kafanızı karıştırmadan kısaca anlatacağım sizin için. Birinci kategorimiz ekosistem coinleri. Bu kategoride Layer 1 ve Layer 2 gibi kavramlara e, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in blok zincir trilenmasına yani imkansız üçlüsüne değineceğiz. İmkansız üçlü bize merkeziyetsizlik, ölçeklenebilirlik ve güvenliğin aynı anda sağlanamayacağını söylüyor. Yani bir ekosistem illaki birinden ödün verecek. Layer 1 e, yani katman 1 blok zincirinin temelini anlatır. Layer 1 yani katman bir blok zincirinin temelini anlatır. Solana, Cardano, e, Polkadot gibi, Avax gibi coinler e, katman 1'e örnek verilebilir arkadaşlar. Layer, e, layer 2 yani katman 2 ise blok zincirinin ana yapısını değiştirmeden yapılan geliştirmeler anlamına geliyor. Ana A e, yani Layer 1 üzerinde değişiklik yapılamaz. üzerine eklenen yeni katmanlarda geliştirmeler yapılabiliyor. E, Photoshop kullanan arkadaşlar daha iyi anlayacaktır ki... E, eğer bir photoshop projesinde yeni katmanla değişiklik yapıyorsanız bu alttaki katmanı değiştirmeyecektir. Ethereum ölçeklendiren poligon e, ağını layer 2 olarak örnek verebiliriz. Fakat yine de bu imkansız üçlü sorununa bir çözüm getirmiyor. Çünkü bu sefer de merkeziyetsizlikten ödün vermiş oluyoruz arkadaşlar. Poligon, e, loopring, e, imx gibi coinleri layer 2'ye örnek, e, katman 2'ye örnek verebiliriz. İkinci kategorimiz... Depler, DEP's yani merkezi olmayan uygulamalar, blok zinciri üzerine inşa edilmiş uygulamaları ifade ediyorlar arkadaşlar. Ödeme platformları gibi, hatta diğer bahsedeceğim kategorilerde zaten bu sınıfın altına girebiliyor arkadaşlar. Üçüncü kategorimiz Dexler yani decentralized exchange merkezi olmayan borsa anlamına geliyor. Merkeziyetsiz kripto para borsaları, merkezi borsaların sorunlarını çözmeyi hedefler. ...insanlar bu platformları kullanarak coin, token alım satımları gerçekleştirebiliyorlar. Uniswap, e, Pancakeswap, Sushiswap gibi coinleri bu kategoriye örnek verebiliriz. Dördüncü kategorimiz e, Oracle. Oracle tabanlı tokenlar, coinler. Oracle'lar blok zinciri dışarıdan e, veri, data akışını sağlayan üçüncü parti hizmetlerdir. Blok zincirler ve dış dünya arasına e, bir köprü görevi görüyorlar. Chainlink'i de yani link coin'i de bu konuda en popüler örnek olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Beşinci kategorimiz Launchpad platformları. Launchpad'ler henüz listelenmemiş projeleri ön satış fiyatından almamızı sağlayan platformlardır. E, Deomaker, gibi örnekler, coin'lere örnek gösterebiliriz. Altıncı kategorimiz NFT'ler. NFT, NFT dünyasını da diğer kategoriler gibi özet şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bu da kendi içinde çok büyük bir sektör. Yani çok farklı kullanım alanları mevcut. NFT'lere blok zincirden benzeri olmayan tokenlar diyebiliriz. Zaten açılımı da non-fungible non tokens. Yedinci kategorimiz Metaverse'lar. Metaverse'lar da aslında çok büyük bir kavram. Yine de bunu özetli özet olarak anlatacağım sizlere. Metaverse ya da sanal evren. İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamadan arttırılmış sanal gerçeklik cihazlarıyla birbiriyle etkileşimde kontakta bulundukları e, algısal evrene deniyor. Blok zincir tabanlı Metaverse projelerine de Decentraland yani Mana coin, Sandbox, Sand gibi örnekler verebiliriz. Sekizinci kategorimiz Play to Earn oyun tokenları. Oyun oynayarak kazanç elde edebileceğimiz projelerdir arkadaşlar. Bilgisayar ya da mobil oyunlarına ilginiz varsa bu sektörde oyun oynayarak gelir elde edebilirsiniz. Axie Infinity, Alice gibi coinleri de bu kategoriye örnek verebiliriz. E, dokuzuncu kategorimiz merkezi borsa tokenları. Borsalarda komisyon indirimi gibi alanlarda kullanılabiliyor. Genelde büyük borsalar tokenlarını tutanlara e, borsada gerçekleşen ön satışlara katılma gibi imkanlar sunabiliyor. BNB, Gate Hobi token gibi coinleri örnek gösterebiliriz bu kategoriye de. 10. kategorimiz gizlilik tokenları. Yani gizlilik kripto paraları içinde mahremiyet ve anonimlik bulunan e, kripto para arkadaşlar. Monero, Zcash, e, Dash gibi coinleri bu kategoriye örnek verebiliriz. 11. kategorimizde meme tokenlar, e, şaka tokenları, şaka coinleri. Bunlar için bir ayrı bir sunu slide hazırlamadım. Herhangi bir işlevi bulunmamaktadır arkadaşlar. E, Dönemsel olarak hype'lar geliyor vesaire gidiyor. Ben şahsen uzak duruyorum meme token'lardan. Bu şekilde kategorileri sizlere anlatabilirim. Şimdi bu sınıflardan kısaca bahsettik bu videoda. Üçüncü videoda da projelerin takımı, yatırımcıları, partnerleri ve sosyal medya hesapları hakkında nasıl araştırmalar yapmamız gerektiğinden bahsederek temel analiz serimize devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.